söyleyeceksin ya? Ben bunlardan ayrıldım. Ben güvendin ya. Yüzüme gitmedim ben. Doktora bile gitmedim. Garaja gitmedim. Ben bunlardan ne zaman ayrıldım? O zaman gittim ben garaja. Ben garaja yolunu bilmezdim. O kadar çaresizdim diyorsun. Aynen. Sadece bu alır gelirdi üstümüze her şeyimizi. Ya bir kadının neye eksik olur, her şey eksik olur değil abla, mi? Bu sadece bu giderdi. Madem sahip çıkmadık tamam kabul. Ben kabul edeceğim, sahip çıkmadık. Bunu ilgilenmedim ben. Bu benden ayrıldı gitti mi? Ev yaptım ayrı. Orada niye geçirmedik kocasıyla ya? Tamam koptu gitti, benden ayrıldı. Ben karı koca evde kaldım. Öyle oğlun niye, kaç gün çalıştı? Kaç gün oğlun işe gitti? Ha? Oğlun kaç gün işe gitti? Ne bileyim ben ya? Sen bir lan babası ya! Ya arkadaşlar. Ya, gece kaçta kahveden gelirdi? Gelmiş camdan gelmez miydi? Ya ben kahveye getirme. Sen ayrı ayrı adamsın. Ben ne bileyim ben Mustafa'yı mı takip ediyorsun ya? Neyle takip ediyorsun? Ya, ya takip ediyordun ya. Kahveden kaçta geldi? Kahveden kaçta geçti? Ben nereden takip ediyorum? Ne zaman? Nasıl takip ediyorsun? Ben söylemedin ya. Ya ayrı adamı nasıl takip edebilirsin ya? Ben söylemeyeceğim. Her gün kahveden geçtiğini görüyordum. Ben seni nasıl takip edebilirsin ya? Söylüyordum. Ağızdan duyuyordum ben. Söylüyordum. Ne diye söylüyordum? Kaçta geliyordun? Bir dikine geliyordun. Ya o adam benimle zaten 15-16 sene abla konuşmadı o adam. Küsüdü benimle. Bu geri gelip gidiyordu eve. Dedi var mı? Camdan gördüğünü söylüyordu yani. 12'de gitti, 1'de gitti. Yani kahveden geldiğini görüyorlar. Tamam gidebilir kahveye. Kahveye gidebilir abla. Herkes gidiyor kahveye. Çalışan adam niye gitsin kahve? Bak diyor ki bana o kadar çok eziyet. Yani ben diyor böyle gelinliğim, ben Mustafa'yla yaşayamadım. Ya kıyafetlerini, alışverişini bile siz yapıyormuşsunuz Tahsin amca. Daha ablacığım 26 sene nasıl durmuş bunun yanında bu adam ya? Bu nasıl 26 sene durdu ya? Tamam. Ben 2000, yani 2010'dan sonra biz topladık. Yani koyun aldıktan sonra toplandık. Yani o zaman gene alışveriş yapıyordum. Hı-hı. Ama ondan önce bundan ayrılsan da ben bir yere gitmedim. Tamam gittin. Gittikten sonra ne yaptın? Ne yaptım? Gittin çocuğu kaybettin. Ne kaybettim çocuğumu? Kaçta ya ben ayrıldıktan sonra çocuğu kaybetmedin mi sen? Ispatya'ya giderken kaybetmedin mi? Çocuğum kaçta kayboldu? Ya, batırdıktan sonra ya, değil mi? 2014, 2015. Kaçta kaybettiysen gittin ya. Kim batırdın? Ben batırdım değil mi her şeyi? Ya çocuğu kaybettin sen. Koyunu ben batırdım, motoru ben batırdım. Ya sen gerger etme bak. Çünkü burada sen milleti kandırma. Her şeyi ben yedim. Tahsin amcacığım şunu söylüyor, diyor ki benim diyor kızımın diyor evet. Eğer diyor dedesi sahip çıksaydı ha. O zaman Mustafa'nın yaptıklarını da görürdü. Ya, ya benden ayrıldı gitti. Özür dilerim ben sorumu sorayım. Gitti. Ayrılmadan bir kilometre ileride evine. Onu demiyorum Tahsin amcacığım. Isparta'ya gitmeden önce eğer diyor gerçekten diyor ya bana da torunlarına da sahip çıksaydı Mustafa diyor çocuğunu diyor bu şekilde taciz etmezdi. Çocuk hamile kalmazdı. Çocuğu da öldürmezdi diyor. Doğru mu anladım? Ya doğru da benden ayrıldı gitti. Ben nasıl sahip çıkabilirim abla? Ayrı adama nasıl sahip çıkın ya? Ama çocuğu taciz ileride. Tahsin amca çok korkunç bir şey soruyorum. Farkındayım ama Mustafa çocuğunu taciz ediyormuş. Ya, öyle diyor. Ya bunu yalan o ya. Korkunç yalan bir şey. Yalan abla ya. Ya etmem şunu. Ya, niye çocuğu, böyle bir yalanı ya, söylesin? Ya ileride çıkacak çocuğun taciz edilmediği şu. Ne oldu ne getti ileride inşallah bunlar deyince çıkacak o. Peki Mustafa. O zaman yine bu susam yapma. Öyle çıkarsan edecek. Ha? O zaman öyle çıkarsan edecek. Ya iftara yapma. Bak sen tamam, onu... Mustafa yapmadı de. 26 ki, sene 25 yaptı? Sene yattın sen o adamına. Kim yaptı? Bizim eve kimse bulamadı. 25 sene karı kocalık yaptın. Sizin korkunuzdan yapma, kimse bulamadı. Yapma iftara yapma karın kocana. Sizin korkunuzdan kimse olabilir. Ya ben adamı mı öldürüyorsun? Ne diyorum ben gidin sorun. Herkes benden memnun. Niye koşmuyor millet? Niye koşmuyor millet? Ne kimden kim kimden korkuyor? Allah'tan kal, kimse korkmaz. Korkmaz şimdi korkmaz. Korkmaz tabii. Ha. Allah'tan başka kimse. Sizin babam benden korkmaz. O korkmaz. Allah ya Allah'tan başka kimseden korkmaz. Yapma şunu ya. Ya Tahsin amcacığım sana gelip şunu söyleseydi. Deseydi ki Mustafa kendi kızına kötü davranıyor deseydi. Bunu diyebilir miydi? Ya demedi ayrı. Bence derdi demesi lazımdı. Ya demedi işte demedi. Bu da demedi. O da demedi. Tamam evet. Derdim dedi var mı? Çünkü görseydim derdim. Ama artık karnının büyüdüğünü anlıyorsun ya Fatmacığım. Ben anlıyorum ama şüphe yüzünden değil mi? Ben korkunç ya şüphe olmaz gelin şüpheyi kaldır sen. Aynen. Şüphe olur mu ya? Sen çocuğun abin olduğunu öğrendin mi? 3 aylık 4 aylık 5 aylık 5 aylık dedin mi? Ben öğrenmedim. Dedin. Niye bana gelmedin? Niye boynuna demedin bu çocuk mutlu çocuk var diye niye demedin? Çünkü bana dedi gel o gün geldiğinde hamileymişmiş dedi çünkü Didem Hanım. Yani doktora götürdüğünü hamile olduğunu söylüyor bana. Kim söylüyor? Mustafa. O gün gece söylüyor. Hamile olur Mustafa da kabul ediyor. Yani söylüyor çünkü bana söylüyor. Yani doktora götürdüğünü hamile olduğunu söylüyor. Bir de sen götür la. Bir de sen götür bakalım doğru mu yanlış mı? Sen götür lan abla. Sen niye götürmedin onu olarak? Nasıl götüreyim doğru mu? Sen götürmedi çünkü onu. Oğlum getirmedi. Güzel yadını sen götüreceksin sen. Öyle. Oğlan çocuğunu. Ya, oğlan çocuğunu ben. Sen odasını ben götüreceğim. Oğlunu da şey gibi oturacak kahvede.
Ya ben kahvede o, ya oturabilir kahvede. Sen götür lan madem kahvede oturuyorsan. Ben nasıl götüreceğim arabayı? Gece gündüz. Ya gece gündüz kahvede oturuyor diyor mu? Diyor. Sen götür lan çocuğu. Ben neyle götüreceğim o zaman? Ben bir araba yok mu? Abla 15 tane araba var bizim köyde ya. Bizim bir mahalleden üst partiye kalsa. Nasıl götürecek arabayı? 15 tane araba var. Ben? Peki bir şey söyleyeceğim. Mustafa geldi hastaneden ama hastaneye gitmemiş. Ha. Hamile olduğunu sana söyledi ya. Ha. Peki hamile olduğunu sen öğrenince ne düşündün? Dedim ama herhalde dedim ondan kaçırdılar yani. Yedin adam kaçırdı diye düşündüm ben. O yüzden köye ne deriz diye düşündüğün şey. Onun için düşündüm ben. Hiç inandırıcı laf konuşuyor mu abla? Yani, Allah için konuşalım ya. İnandırıcı laf var bunu. İnanmadın mı? İnanmadım. 10 senedir neye inanmış? Yaran abla bana güvenin ya. Allah'a yukarıda ya. 10 sene neden inandın bana o zaman diyor. Ya 10 sene gelin ettik deyince inandım ben. O zaman gelin niye inanmış bana şimdiye kadar? Gelin ettik. Susturduğunu bildiği için onun için ilandı. Ne biliyor? Susturacak? Ya sen niye söylemedin bana çocuk hamile torunun falan diye niye söylemedin? Kesin oğlan satmıştır diyordu dedim hanım. Bana söyledi kelime bu oğlan kesin o kızı sattı. Ya peki para karşılığı verdi sattı diyordu sen de. Ya dedim para karşılığı bunlar sattı bu ispatla dediler bitirdiler yine geri geldiler dedim. Ama ya Tahsin amcacığım yani kaç. Ama şimdi diyemiyor. 10 yıl boyunca buna inandın mı? Bir inandım abla. 10 yıl. 10 yıl vallahi inandım, inandırdı ya. Ya Tahsin amca sen akıllı bir adamsın ya. Vallahi inandırdı ya. Hiç oğlundan şüphelenmedin mi? Gelinden şüphelenmedin mi? Ya gelin ettik deyince şüphelenmedim. Bayramlarda gelirler, bayramlarda gelir gider. Ama insan dedesinin elini öper. Niye gelmiyor ya, sana? Gelmedi. Sen demedin mi? Ya enişte de orcette gelmedi damadı. Çocuk da gelmedi. Yani çocuklara sordum ben, çocuklara Tahsin Yasin'e sordum, Oğuzhan'a sordum. Yani oğlum bu şükür gelmemiyor dedim. Ya Tahsin amcacığım bak biz sonuçta biz güzel geleneklerimiz, göreneklerimiz var. Sen kız kaçmış gitmiş tamam evet. mı? Ondan sonra en son yani hiç olmazsa torunun gelsin senin elini öpsün. Bunu insan gelmedi, ister gelmedi. Yani. Çocuklara soruyorsun abla ben Yasin'le Tahsin'e sordum. Tahsin amcacığım bak 1 ay, 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay, 1, 2, 3, 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl gelmiyor ya artık bu çocuk. Gelmedi hiç görmedim çocuğu. Boyuna özledim. Hatta ekmeği. Ne düşünür? İnanır. İlgisi olmadığı için, umursamadığı için. Ekmeği ettiğimiz gün ben sordum. Gelin bu çocuk ya hiç mi görmeyeceğim ben bu çocuğu dedim. Tahsin askeri giderken. Ya Tahsin askeri giderken görürsün dedi ya. İşte çık yüzü ya. En sonra öyle mi dedi? Daha ne diyorsun ya? Öyle bir şey söylemedim. Söylemedin yani, mi? Sormadı mı sana? Deminde biraz önce de söyledim dedi. 7-8 yaşındaki çocuğu neden görmemiş o zaman? Yani okula gidebilirdi ben göstermedim. Senin ya. Oğlun Tahsin askere gittiğinde. Hayır ben öyle bir şey demedim. Sormadı mı o? Ekmeği giderken söyledi dedim abla. Ekmeği giderken söyledi. Ya Tahsin ya hiç mi görmeyeceğiz bu diye şükür çocuğu dedim. Ya Tahsin askere giderken görürsünüz dedi. Ekmeği giderken ya. Öyle söylemiş olabilir ama. Yani, niye o gün gelmedi mesela? Soraydı. Oğlan askere gitti. Biraz önce de yine bak yayında belki görünür. Biraz önce de söyledim dedi. Oğlan niye sormamış? Yani o bu kızı öğrenme. Oğlum bu kız nerede? Ya bir şey söyleyeyim bu çocuğa ne ya, yaptınız ya? Ya ona da soruyorum abla ona da sordum. Ona da sordum. Ulan oğlum bu çocuk geldi geçen gün ipi oldu sordum yine bu çocuk sağ mı? Ölü mü dedim adam gibi söyle dedim. Ölü değil de ya. Mustafa mı? Mustafa evet. İnandın mı? Ya öyle değil deyince ya giden ben giden gören çocuğu getiren. Neredeymiş o zaman getirsin çocuğu hatta bize. Hatta şunu da dedim ben. Ben geçtiğim bile kalktım dittirelim şöyle böyle anam babamın haberi yok. Bak senin haberin yok. Ben böyle Mustafa'ya dedim. Dedim ki böyle böyle ya ben çocuğu giden gören damadıyla konuşan ana kaynası kayıntısıyla konuşan. Yani ben işte bile kalktım dittirelim ceza ağzı almak için. Yani kurtaralım diye ben Mustafa'ya söyledim. Ya dedi işte çak Konya'da dedi. Çak çevresinde dedi. Bunun çevresini söyledi. Ama arasında da ama teyzesini onlara sattı dedi ya. Dediğini de hemen. Ben sorayım sattı mı? Hayda. Tamam. Ya satmamış. Ya işte onu dediğinde ben söylüyorum işte burada. Mustafa da aynı böyle söyledi. Teyzesinde halasında dedi. Peki ikisi bu kadar birbirini neden koruyor? Tahsin amca. Koruyorlar. Neden? İkisi, neden ikisi, canım ikisi biliyorlar. Gelin bak bunu Allah için bak. Sen de biliyorsun, Mustafa da biliyor. Sen şimdi Mustafa, yani ikimiz bu işi ben biliyorsun. Ben bilsem o zaman onu niye desin? Engin de sonunda Fatma gelin de suçlayacak, ben de suçlayacak diye niye desin o zaman? Ya niye zaten diyorum zaten. Sen beni yakarsan ben seni yakarım diyor. Onu şimdi diyor, şimdi giderken söylüyor. Bağıra söyledi. Söyledi. Sen beni i̇şte yakarsan ben de seni yakacağım dedi. Engin de sonunda Fatma dedi, beni suçlayacak, gelin de yani ikimiz yaptık diyecek dedi değil mi? Ya, ikimiz yaptınız tabii. Ya o yaptıysa da sen ona suç atarsın, sen yaptıysa da suç atarsın. Ben niye ben burada canımı yakayım ya? Bağırma, hiç bağırma. Niye yakayım ben canımı? Bağırma. Niye söyleyemeyin?
Söyle. Ben çocuğumu niye söylemeyin? Ya söyle kardeşim ya söyle gelin ya. Niye söylemeyin? Ya söyle diyorum ben sana. Ben de sana söyle diyorum. Söyle işte. Ben de İspanya Garaj'tan geldim ben. Koyunun hasta. İneklere bakamıyor. 5-6 hayvan var evde. Ben şurada alt aydım. Ben... Beni sıkıştırmıyor. Bir de dedim abi. Benden başka kimse yok. Hatırından geldim. Benim karşımda kimse yok. Ya karşımda ama senin. Ama onu herkes koruyor. Ya baban var. Kardeşim var. Hepsiyle ya. Hepsiyle yiyorlar. Bağırma. Ne çocuğu abi? Bak çocuğu neredeyse ikiniz de bulacaksınız bu öyle çocuğu. Er veya geç var içeri gireceksiniz. İkiniz de gireceksiniz. Oğlun yanına gittin gel. İkiniz de susursunuz. Oğluma sor hala bir nerede sen zaten diye var ya bu 10 sene yalan söylemekten. Yalancılık yaptığından herkesten gelin et dediğinden zaten sen cezaevine gide girecek. Bu suçlar. İstersen savcının yanına giderim vallahi bak. Ha, vallahi giderim savcının yanına. Ben de avukatın ya. Ben içeride yattım cezaevinde ya. Evet yattın. Bu bana mı yattın ben de cezaevinde? Sen öyle verdin bunu bana. Yatmaz ama da verdin keşke. Keşke vermeyedi. Keşke vermeyedi. Bu yani şunu söylüyor. Tahsin amca diyor ki bu olaydan kaçamayacaksınız. Kaçamak. Öyle de bak biliyor cezaevine girip çıktığı için öyle de böyle cezaevine gireceksin. Gireceğim. Bari doğruları söyle de hepimiz İnanam, rahat edelim. İnanam ben altaydım niye çekeyim ya bu bakı? Ya söylesin ben benden kurtarsın. Ben sizin için yedim niye çekeyim burada? Bilsem söylerim diyor bak görüyor musun? O kendi sorunu. Hala da dışarı çıkıp yuva kuracağını sen... yapacağını ayıracağını düşünüyorum. Ben neye yaşadayım, niye susayım? Ve benim hakkımda kimse yok, niye susayım ben? Gider cezaevine yatırım. Bak, beni dünyada tutan ne? Yatacağım, daha bundan bir şey yok. Biz varız, biz varız. Bir ben varım, ben varım, ben varım. Ben varım, yeter bana ki... Beni dünyada tutan ne? Ben gider cezaevine çekelim. Bilsem ne de susayım. Benim hakkımda kimse yok. Neden durayım ben? Duydun mu? Bilsem konuşurum diyor. Ya abla ikisinin yerinde elinin altında bu ya. İkisi de biliyor bunu karı koca ya. Karı koca bilir bunu ya. Yine bak değiştirir. Çocuğunu hamile bırakmış. Bir adamı neden korusun bir kadın ya? Ya bıraktıysa hamile kaldıysa da öldüyse de kaldıysa da saçıysa da bu karı koca biliyor bunu abla ya. Hayır evet. Niye kocası katilse niye kocasını koruyor? Ya korumasın işte söylesin. Haa söyledim güzel. Söyledim ya geldim ben bura. Ben niye geldim buraya? Söyle diyor, bak yine de diyor. Aa, o yüzden geldi. Daha ne diyelim abla ya? Bak benim oğlum diyor, tamam mı? Bak açıkça şunu söylüyor Fatma. Benim oğlum diyor. Heh. Lütfen benim oğlumu artık ele ver diyor. Evet. Heh, ya anladın. İçinin içeri girmesini istiyor, içinde tek olmasını istiyor. Diyor ki benim yatsınlar, oğlum... Yatsınlar, gıdalarını çeksin bunlar. Dilerim, bir daha böyle Türkiye'de bir şey söyleyeyim. Peki bir şey söyleyeceğim. Senin oğlunu ele verirse sen Fatma'ya aferin diyeceksin mi? Değil. Tamam versin hele. Ben dedim onu aferin bile beklemiyorum tamam. Ben. Avukatı tutarım sadece buna. Sadece girmesini. Avukatı tutuyorum. Avukatı tutuyorum. Adam gibi burada bu milletin huzurunda söylüyor. Avukatı tutacağım buna ben. Ben hiç şey istemiyorum. Ben cezaevine girmeye hazırım ben. Hazır tamam. Ya, ben hiç şey istemiyorum. Ben avukatı tutacağım. Söyle, çocuğu söyle. Avukat tutacağım ben sana. İmza veriyorum avukat sana. Bak avukat tutacağım. Ben suçum varsa çek. Ben avukat istemiyorum. Suçum var. Sen 20 tane avukat tutun. Ben istemiyorum. Ben avukat tutmayacağım. Söylesin. Mustafa yaptı. Çocuğun nerede olduğunu, nerede ettiğini, öldürdüğünü, öldürdüğünü. Cenazesini göstersin. Gözüne bakarak söyler misin? Ben de bir şey yok diyor. Ben de bir şey yok diyor. Var, var abla. Kandırıyor, yalan konuşuyor. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'ni herkesi kandırdı. Hepsini kandırdı bu. Evet. Hala daha kandırmaya devam ediyor ya. Akları benimle çalışıyor değil mi? Akları benimle çalışıyor. Ya bir şey yok da. Bak içeri gireceksin bak aklını başına toparla. Aynen. Mustafa ben gireyim ben girmeyeceğim korkmuyorum ben gireyim. Gireceksin. Ya gireyim bakalım. Ya acelesi yok ya dur bakalım ya. İnşallah sen de girersin. Ben de girerim. Sen de girersin. Ben senin çocuğunu öldürsün. O çocuğu niye gördünüz? Ya, saklayasın bunu. Mobilat, sizi kurusturmadan aynı bak, mı? Mobilat, mobilat benim elime konmadı bak. Yalan konuşma. Altaydın niye susturdun? Ben zaten mobilat motor sürmesini bilmez zaten. Kendi bilmem ya. Sen aynen niye susturdun adam? Gördü demettir dettirmedin. Mobilatı burada dettirmedin. Niye? Ya, abla vallahi mobilat ben motor ben konmadan benim evim bunlar ya. Yalan ya. Ne motoru koyacak benim evim ya? Motor geldiyse görmem ben ya. Sen Fatma'ya inanmadın ve konuşturmak için mi buraya geldin? Evet, konuşturmak için geldim buraya. Hadi konuştur ya. Ya söylesin.
Söylesin abla. Avukat. Ya söylesin. Ne oldu ne gettiğini. Yine de avukat tuttu sen. Bak hepinizin huzurunda söz veriyorum ya. Yani şunu bak şunu düşünüyor. Diyor ki ben diyor oğlumun konuşacağını düşünmüyorum. Çünkü oğlum katil olabilir. Olabilir. Lütfen, olabilir. Oğlum katilse sen söyle bize. Diyor. Söyle. Bilsem söyle. Söyle gelir söyle. Adamlar. Ben imza atayım ya. Avukat tutuyorum ben. Devam edeceğim. Ay bir ara lütfen. Derdik arayayım.